Evet, EBA canlı ders güncellendi. Android tablet ve telefondan, Apple telefondan ve normal bilgisayardan EBA canlı derse girdik, sıkıntıları çözdük, problem neler hep birlikte baktık. Şimdi sırada yeni bir konu var. Acaba veliler de derse girip öğrencilerle birlikte dersi dinleyip daha sonra aynı dersin tekrarını yapabilirler mi? Sistem buna izin verebiliyor mu? Evet, veriyor. Ayrıntılar videoda. Lütfen Instagram adresimi eklemeyi unutmayın. O zaman hadi derse. EBA canlı derse velimizi de sokalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet, kısa bir video olmasını istiyorum. Hızlıca Google Chrome'u açtım. Google Chrome'a yukarıya ya da aşağıya EBA yazdığım zaman karşıma gelen ilk seçeneklere tıkladım ve her zamanki EBA'nın sayfası bizi karşılamak üzere. Sağ tarafta EBA'ya devam et sekmesi var. Buraya geldim. Bunun devamında da TC kimlik numarası istiyor bizden. Buraya öğrencimizin TC kimlik numarasını yazıyorum. Güvenlik kodumuzu istiyor. Güvenlik kodunu biliyorsunuz sürekli değişen ekranın sağ orta tarafında bulunan numaramız. Bu numarayı da giriş yaptıktan sonra öğrencinin şu an itibariyle bir dersi olduğunu belli eden bir ekran geldi karşımıza. Gene aynı pencerenin de devamında öğrencimizin EBA'ya giriş şifresi kayıtlı ve giriş dediğim zaman derse katılıyor. Peki şu anda ne oluyor? Öğretmenimiz dersi işliyor. Burada yani ben şu anda dersi işliyorum. Yan tarafında bir tane de laptopumuz var. Orada da öğrencimiz derste. Peki bu giren kim? Bu da öğrencimizin şifresiyle derse girmek isteyen velimiz. Uygulamayı aç dedikten sonra sisteme kusursuz olarak giriyor. Bunu daha önce denedim. Hadi şimdi hep birlikte açılıyor mu? Açıldığında neler gözüküyor bakalım. Evet, ben de derse girdim. Çın çın seslerinden duymuşsunuzdur. Bakın alt tarafta ne yazılıyor? Katılımcılar. Katılımcılar kimler varmış? Şu ekranı birazcık daha kenara kaydıralım. Öğrencimiz varmış. Öğretmenimiz varmış, bir tane daha öğrencimiz varmış. İkisinin de isimleri tamamen aynı. Yani eğer veliler sisteme giriş yapmak isterlerse aynı evde iki farklı bilgisayardan, birisi bilgisayardan, diğeri telefondan ya da birisi İstanbul'da, birisi Ankara'da aynı anda sisteme öğrenci şifresiyle giriş yapabiliyorlar. Sistem şu anda şimdi buna izin veriyor. Peki bu sistemin bir açığı mıdır, eksiği midir yoksa artısı mıdır? Bunlar tartışılabilir. Bizim görevimiz sistemde olanları göstermek, devamında da yanlış olan bir şey varsa düzeltilir, eksik olan bir şey varsa tamamlanır ya da tamamen sonlandırılır. Evet, sistem şu an iki öğrenci şifresini aynı anda derse sokabiliyor. Videomu bitiriyorum. Lütfen Instagram adresime eklemeyi unutmayın. Her zaman söylediğimiz gibi evde kal Türkiye. Hoşça kal.